da 63-64 tam net şey yapamıyorum. Biz Malatya'ya gidiyorduk. Adana Radyosu'nun okuyucularını ve sazlarını bir tanesi geldi. Hepimize ne yemeği istiyorsunuz diye bizi şeye götürdü. Elazığ'a gittik. Gideceğimiz sabah ben erkenden geldim. Rahmetli Kadın Can Güngel abimizin yuvasaz evi vardı bu eski vilayetin yanında. Geldim dükkanı açtım. Hani arkadaşlar geldi. Baktım ama ben dükkanı açarken gariban zayıf bir çocuk duruyoruz dükkanın kenarında dışarıda. File vardı hani o zaman poşet filan kesik. İçine işte gece eşyaları koymuş. Sen kimi bekliyorsun dedim. Dedi ki abi dedi, ben dedi Elazığ'a gideceğim. Lan biz de Elazığ'a gideceğiz. Ne yapacaksın? Ben dedi türkü okurum dedi. Uzun hava okudum. Allah Allah. Neyse ben dükkanın sazların yerlerini şey yaptım filan sildim tozlarını modunu. Tekrar çıktım baktım o şey burada. Sen dedim okuyucu musun? Ya? Gel dedim. Aldım. Sazın birini indirdim. Dedim ki bana dedim bir uzun hava oku bakalım. Hiç unutmuyorum. Seherin vaktinde oturmuş ola diye Hicaz bir uzun havaydı. Evet. Çocuk bir satırını okudu. Dur dedim. Sen kimsin dedim ya. Lan ne biçim okuyorum arkadaş yani. Çarpıldım resmen. Abi dedi benim adım Müslüm dedi. İşte o şeyde ses yarışması yapılmış hani yuvasal yerine karşı. Piknik de. Yani neydi bir işte organizatör bir birincilik almış falan yani. Bizim Müslüm'le yani tanımamız öyle başladı. O dört aylığına biz Elazığ'a gittik. Bütün işte dediğim gibi Çukurova Radyosu'nun sesleri ve sazları. Biz rahmetlik Sadık İşitse'si hep çalıyoruz. Bu çocuk tek başına yani tanımıyor ya hiç şey olmaz. Oğlan tek başına hepimizi yıktı. Müslüm yani öyleydi. Her gün otele böyle dalak ciğer yapıyorlardı, getiriyorlar. Müslüm müthiş de